Herkese merhabalar. Akademi Hayvan Hastanesi'nde veteriner hekim Ecem Dilara Aygün'le beraberiz bugün de. Nasılsınız hocam hanım? İyiyim, memnunum. Sağ olsun. Nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Her hafta farklı bir program yapıyoruz, farklı bir konuyu işliyoruz. Bugün kedilerde korona diye geçiyor ama tip hastalığı, değil mi? Aynen Bunu birazcık açalım istiyorum. öyle. Nedir, nasıl oluşuyor? Ya şimdi şöyle, kedilerde koronavirüs aslında böyle şey gibi düşünüyor insanlar. Benden geçer mi? Hayvandan bana geçer mi? Geçmez. Henüz böyle bir bilimsel bir açıklamamız yok. Kedilerde pip hastalığı dediğimiz şey aslında koronanın sebep olduğu. Ama direkt koronanın da yaptığı bir hastalık değil. Yani çok karmaşık. Bunun genel şeyi de çok Bu karmaşık. bizim Tespit edilmesi. koronavirüsle alakası yok. Bu eskiden var Tabii olan. tabii Biz yeni bizlerdekinden tanıştık çok artık daha önce. korona Yani deyince. 1960'lı yıllara falan dayanıyor. Öyle söyleyeyim. İlk hani izolasyonlarının ortalama yapıldığı tarih 1960'lara falan dayanıyor. Tabii öncesinde de bir hayvanlarda bir semptomlar falan oluşuyor ama ilk defa hani adının konulduğu yıl 1960, yani bayağı hani eskiye Eski. dayanan bir hastalık. Yani koronavirüs yapıyor. Dediğim gibi koronavirüsün de kendisi yapmıyor. Koronavirüs işte vücuda giriyor. Genelde yavrularda, yani yavruyken bunu alıyor aslında hasta. Nereden anne yiyor Anneden, daha zaten. çok anneden bulaştığı, anneden geçtiği, ama tabii anneye nasıl bulaşıyor mesela? Dışkı yoluyla, yani oral olarak bir alım söz konusu. Yani özellikle çoklu kedilerin bulunduğu ortamlarda daha fazla görüldü. Bunlar artık bilimsel olarak tespit edilmiş şeyler. Bu virüsü alıyor. Mesela kısa bir dönem hasta ishal oluyor. Mesela çok büyük şey. Geçmeyen ishaller olur. Daha sonra bir şekilde hiçbir şey yapmasanız bile kendiliğinden geçebilen durumlar da oluyor. Yani biz bu tarz şeylerle de karşılaştık. O zaman aslında koronayı değerlendirmek lazım. Bir viral bir durum olduğu için bunları hani birçok laboratuvar ortamlarında PCR'lar, ELISA'lar, bunlar altında tespitleri yapılabiliyor Çok virüsün. yaygın bir hastalık anladığım Kediler kadarıyla. arasında çok Ama yaygın. sokak kedilerinde mi? Ev Hani şimdi dışkı kedilerinde de dediğiniz atıyorum sokakta herhalde. şöyle, ev kedilerinde de oluyor. Çünkü bilemiyoruz şimdi, yedi göbek belki atasında var. Onun annesinden geçti. Neresi? Belki bir yavru aldınız, evden aldınız ama annesinde yok. Belki onun annesinde var. Belki onun annesinin yanında bir sokak hayvanı var. Yani bunu çok fazla tespitini Genlerle yapamadığınız için taşıma gidiyor genlerle nesillere. kesinlikle anneden yavruya bulaşabiliyor. Dediğim gibi daha çok dışkı yoluyla, oral olarak alımla bir bulaş durumu söz konusu. Bunu aldı. Dediğim gibi çok böyle sessiz sedasız hasta giderken bir anda değişik semptomlarla karşımıza çıkabiliyor. Dediğim gibi korona bunu kendisini yapmıyor. Bu koronavirüs çok fazla mutasyona uğrayan. Aynı bizlerdeki gibi. Yani 2 sene önceki görülen koronayla şu anda görünen bir değil aslında. Bambaşka, Hani farklı alt tiplerin olduğu konuşuluyor şu an. Kedilerde de bu şekilde. Çünkü çok sık mutasyona uğrayan bir virüs. Devamlı böyle bir çalışma halinde. Ve bu evrilerek, mutasyona uğrayarak artık pipe dönüşüyor. Tabii pipin açılımı ne? Felin infeksiyoz peritonitis olarak geçiyor. Yani kedilerin enfeksiyoz peritoniti. Peritonitimiz de kraniçe sıvı. Niye böyle adlandırılmış? Çünkü daha ziyade en belirgin semptomu karın içerisinde sıvı birikimi. En çok karşılaşılan budur. Ha, direkt işte sadece onu gördüm. Tamam, sadece bunlar tiptir demek doğru değil. Gözle görülür şekilde bir Tabii şişmeden gözle görünüyor. bahsediyoruz, Yani değil mi? bayağı Hamile yana gibi. doğru bir genişleme durumu söz konusu ve karnına dokunduğunuzda bayağı böyle karın hareket ediyor şeklinde oluyor. Bunu dediğim gibi sadece semptomu karın içerisinde sıvı birikimi değil. Öyle bir durumlarda geliyor ki çok farklı formu var çünkü. Biz ikiye ayırıyoruz, ıslak form, işte kuru form diye. Kuru formu zaten birazcık daha böyle Tehlikeli mi? tehlikeli, anlaşılması birazcık daha zor. Çünkü bazen tek bir semptomla geliyor. Birden fazla semptom olmuyor. Sıvıyı gördüğünüz zaman tamam, hani bu fit diyebilirsiniz. Birazcık daha spesifiktir. Ama şunlar oluyor. Bir hastada bir gün bakıyorsunuz sadece sarılık var. Ya da işte sadece gözündeki ufak bir lezyon var. Gözde bir şey. Onun genel durumu çok iyi.
oynuyor, hareket ediyor, hiçbir sıkıntı yok. Ama damla kullanıyorsunuz, geçmiyor. Yani gözde bir semptomla başlıyor. Başlayabiliyor. Daha sonrasında sinirsel tonları var. Yani hastaların arka ayaklarının işte sallantılı yürüyüş kedilerde. Yine akla ilk pipi getirecek durumlardan bir tanesi. Dışıklıklar olabiliyor. Daha sonrasında hayvan çok güzel yemek yiyor ama kilo veriyor. Kilo alamıyor, kilo veriyor. Bir türlü büyümüyor. Hani bunlar da akla getirebilecek semptomlardan birkaç tanesi aslında. Bunlardan dolayı çok zor. Şimdi bir hastaya bak, sarılığı varsa ne dersiniz? Karaciğer hastalığı da olabilir. Hı hı. Hani diye düşünüyorsunuz ama işte bambaşka bir şey çıkabiliyor. Ve bunun şey değil, mesela hastaya bakıyorsunuz, şikayetlerle geliyor. Her zaman bana testlerde, yaptığım testlerde onu doğrulamayabiliyor. Yani çok tespit edilmesi de zor ve bunu değerlendirmesi de zor bir hastalık aslında. Çok sinsi. Yani bakıyorsunuz hiçbir şey yok. Çok basit bir son, işte hapşırıyor mesela diye geliyor. Bakıyoruz, tamam diyoruz, hani bir şey yok ama küçük. Bir hafta sonra büyümesini beklediğimiz hasta hala küçük. Diyoruz ki bunu olabilir. Ama bu tarz durumlarda da direkt hasta sahibinde korkutmamak lazım. Olabilir, bakalım, yapalım, bunları da yapalım. Hani karşı taraf ister istemez korkuyor. Yani nasıl, yani benim kedimle nasıl, hani olur, hiç dışarı çıkmadı, hep evde gibi şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Olabilecek şeyler ama bunlar. Hani o tarz durumlarda şey diyoruz, devamlı takip etmemiz lazım. Sürekli getirin, işte röntgenlerini çekelim, ultrasonlarını mutlaka yapalım. Hani gözden bir şey kaçmasın. Hani bu noktada sürekli o hasta artık bizim yoğun kadrajımız altında oluyor. Tedavisi var herhalde. Yani tedavisi var. Hani ondan önce ben hani nasıl bunun teşhisini koyduğumuzdan bahsetmek istiyorum. Hı-hı. Çünkü orası da çok karmaşık. Yani bir hasta bize geldiğinde, tamam, biz ilk etapta kafamızda bir soru işareti. Evet, daha yatkınız. Ama tabii diğerlerini de değerlendirmek lazım. Dediğim gibi yani birçok şeyle karışabilecek şeyler aslında semptom açısından. Hı-hı. Biz hasta bize geldiğinde röntgenimizi mutlaka çekiyoruz. Mutlaka ultrason yapmak gerekiyor. Çünkü hiçbir şey olmasa bile ultrasonda bazı değerlendirdiğimiz şeyler var. Çünkü böbrekler çok ciddi etkileniyor bu tarz durumlarda. Böbrek bana aslında bir yol gösterici olabiliyor. Böbrekteki yapı. Mutlaka ultrasonunu yapıyoruz. Tam kan sayımı mutlaka yapıyoruz. Serum amiloritar dediğimiz bir hormon var. Kedilerde baktığımız bir değer. Bunu mutlaka değerlendiriyoruz. Ve serum biyokimyasal değerlere bakıyoruz. Karaciğer enzimlerini değerlendiriyoruz. Böbrek değerlerini değerlendiriyoruz. Yani bunlar hep böyle bizim artık hepsini bir araya getirdiğimiz şeyler. Bunun yanı sıra antikor testlerimiz var. Daha önce de bahsetmiştim. Bu tip hastalığına yönelik de bir antikor testi var. Ve bunu da yapıyoruz. Antijen testleri de var ama antijen testini çok akut dönemde yakalamanız gerekiyor ki bana pozitiflik versin. Yani yayıcılık döneminde olup olmadığını, o ishal olduğu en baştaki akut dönemde ancak tespit edebiliyoruz. O yüzden antikor seviyesini biz daha çok tercih ediyoruz. Şimdi bunların hepsini biz değerlendiriyoruz. Hemogramım, tam kan sayımımı koydum, serum biyokimyamı koydum, röntgenim, ultrasonum, antikor testlerim, hepsini ve hastanın genel durumu ve semptomları, hastanın bize verdiği, hasta sahibinin bize verdiği anamnezleri değerlendiriyoruz. Ve diyoruz ki tamam, bununla uyuşuyor, bu da uyuşuyor, tamam, bu da okey. Bunların hepsini bir araya getirip diyoruz ki artık tamam, yani hani bu kedi artık fit. Yani bunun bir kaçar yolu yok. Tedavisi var, birçok hani virüs olduğu için nasıl bizlerdeki antiviral çalışmalar olduğu gibi bunlarda da var. Bunlar hala üzerinde çalışılan şeyler. Yani net olarak bir patent durumu yok maalesef şu anda. O yüzden direkt işte şunu kullanıyoruz diyemiyorum o noktada. Yani birçok antiviral çalışmalar üzerinde yoğunlaşıyoruz. Yani tedavi yöntemlerini bu şekilde çok farklı şekilde kullanılanlar da var. Bunların engellenme durumu olabiliyor ama yani atıyorum işte bağışıklık sistemini güçlendirmek için işte şunlara erken yaşta bunu başlamak kesinlikle gerekir gibi. Çünkü aslında kedinin bağışıklık sistemi bunu yapıyor. Çünkü ona direniyor. Direndikçe yenik düşüyor. Yenik düştükçe mutasyon daha ağır basıyor. Hı. Ve böylece hastalık şekilleniyor. Yani ne yapmak gerekiyor? Çoklu kedilerimiz varsa
aynı kum kaplarını kullanmamaya dikkat edeceğiz. Hı. Çünkü dışkı yoluyla bulaşıyor. Yani asıl alım yolu dışkı. Direkt bağırsak epitellerinde virüs zarar veriyor yani. Direkt oraya yerleşiyor, ağızdan giriyor, ince bağırsaklarda. Orada endotel yapılarına bağlamıyor, orada zararı uğratıyor. O yüzden ishal görüyoruz zaten. Hı. Oran alıkta bağırsaklara yerleştiği için ve oradan hani artık yayılmaya başladığı için ishal durumu oluyor. Yani çoklu kedilerde kum kaplarını ayırmak gerekiyor. Çok zor biliyorum. Hani bir ev ortamında kedinin hangi birini nereden anlayacaksınız? Devamlı dışkı kontrolü, sürekli temizlenme. Hani bunlar çok gerekli. Hijyen çok önemli. Kedinin bağışıklık sistemini güçlendirmek çok önemli. Birçok hani hasta bize geldiğinde ilk etapta yavruyken önerilerimiz oluyor tabii ki. Hani artık alıp kullanmak biraz hasta sahibine kalıyor. Biraz diretmeyle olacak şeyler. Bizdeki gibi destek vitaminler. Aynen öyle. Vitaminler kullanması gerekiyor ki bağışıklığını birazcık güçlendirsin ki bağışıklığı onu yenebilecek duruma gelsin. Yani bu şekilde oluyor. Bir henüz aşı çalışması yok bununla ilgili. Çalışan bir aşı çalışması yok. Piyasada hani bulunan aşılar var ama yanlış hatırlamıyorsam köpekler için var. Hmm. Kedilerde çünkü henüz başarılı bir şey yok. Bir aşı yok. Bir antiviral çalışması henüz yok. Hani net. İşte tamam artık bunun ilacı bu. Bunu kullandığın zaman geçecek, düzelecek diyecek bir durum yok. Ama bir de şöyle bir şey var. Lüks ihtimali çok yüksek. Yani uzun dönem bir tedavi uyguluyorsunuz. Yaklaşık hani bizim uyguladığımız 84 günlük bir tedavi kürü uyguluyorsunuz ama tamam hasta çok iyi, bağışıklık sistemini toparladık. Bunun garantisi yok. Tekrardan olabiliyor. Yani tekrardan nüksedip, hani birebir aynı şekilde değil bir de. Daha farklı formlarıyla nüksetme ihtimali oluyor. O yüzden yani zaten şöyle oluyor. Bizim bir kabusumuzdu korona ve kedilerin daha büyük kabusuymuş. Yani yıllardır de öyle. Yani dışarıdaki hani şöyle geçiyor makalelerde, güncel makalelerde de bu şekilde geçiyor. Dışarıda işte barınaklardaki ortamlarda daha fazla, ev ortamlarında daha fazla ve dışarıdakilerde daha az. Bilinenin aksine daha az olduğunu söylüyorlar. O da şundan kaynaklı. Kendi hallerinde takıldıkları için, bireysel oldukları için aslında daha az olduğunu görmüşler. Yani yapılan son çalışmalarda kendi hallerindeler. Diğerleri çok fazla irtibat halinde olmadıkları için daha az sokak hayvanlarında karşılaşıldığına dair de çalışmalar var aslında. Gerçekten öyle. Peki çok çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için de. O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.